Kıymetli dinleyenlerimiz, Nisa suresinin 135. ayeti kerimesinde de kendiniz, ana babanız, akrabanız aleyhine de olsa adalet ediniz diyor Cenab-ı Hak. Zengin olsun, fakir olsun, doğru şahitlik edin, adaletten sapmayın diyor. İslam dini tam bir ilahi adalettir. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez. Tam bir güven, tam bir sosyal adalettir. Tam bir güven ortamıdır. Eğer İslam cihana Yüce Allah'ın istediği gibi hakim olduğu zaman başta insanlığın tamamı rahat edecektir ve bütün canlılar yerdeki gökteki ekosistemde hiç mi hiç bozulmayacak, gerçek bilim daha da hızla ilerleyecek, keşifler birbirini takip edecektir. Yerlerde göklerde keşifler, gerçek hak bilim İşte o zaman insanlığın menfaatine sunulacaktır. Bir taraf yiyecek, bir taraf ona girden atsefil bakacak değildir. Çünkü İslam adaleti sağlayacaktır. Bir taraf kanını şişirmiş, fazla yemiş, bir taraf ise vitaminsizlikten damarlarında yeteri kadar kan yok, vücudunda can yok, vitaminsizlikten rengi sararmış. İşte yeryüzündeki bütün mazlum, gariban, fakir, yetim, kimsesizlerin merhamet kanadı altına alıp kimsesizlere onları bağrına basıp da o kimsesizlerin kimsesi olacak olan Yüce İslam'dır. Kimsenin hakkını kimseye yedirmez, dünyayı sömürtmez, adaleti sağlar. Yaşayan doğru güzel yaşar, ölen güzel ölür. Dirilen mahşere güzel gelir, yüzü ak, kalbi pak gelir. İslam nurdur ve hakikattır çünkü. İşte ayeti kerimeler, biz babamızın, atamızın sözleriyle, üstadım şöyle diyor, falanca şöyle diyor, filanca böyle diyor diyenlerden değiliz. Allah ne diyorsa, Peygamber Muhammed ne diyorsa, Kur'an-ı Kerim ve sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha, müçtehitlerimiz, yüksek alimlerimiz ne diyorsa, işte biz onları demeye çalışıyoruz. Onları tebliğe çalışıyoruz. Allah'ın irşadının tercümanlığını yapmaya çalışıyoruz. Eğer herkes benim ustadım bunu diyor, liderim şunu diyor, benim öteki bunu diyor, beriki bunu diyor derseniz, işte dünyada Allah'la kul arasına başkaları girdi mi, ne oldu? Allah'ın ortaya koyduğu ilahi nizam ortadan kayboldu. Gerçek hayat bozuldu, gerçek adalet bozuldu, sosyal dengeli düzen bozuldu. Gerçek bilim Allah'ın ortaya koyduğu hak ve hakikatle hareket edilseydi, bu tüm insanlığın vicdanının hepsini içine alan bir evrensel ruhtur Kur'an'ın ruhu, İslam'ın ruhu. İslam'ın kalbi bütün kalpleri içine alır. Ayrım yapmaz. Bütün ruhları kuşatır. Ayrım yapmaz. İslam'ın imanı gerçek imandır. Bütün imanları, gerçek imanları kendine celbeder ve iman etmeyenleri de kurtarmak için imana çağırır. Hakka çağırır, hakikate çağırır. Onun için bilim, gerçek ilim, İslam'ın marifet, nur, hakikat, İslam'ın kendisidir.
Şari Teala'nın ortaya koyduğu İslam şeriatı Allah'ın kanun ve kurallarıdır. Dahili harici siyaseti gözetin. İslam'daki siyaset Allah'ın siyasetidir. İnsanlığın menfaatıdır. Yoksa zalim siyaset her türlü hileye, soyguna, hırsızlığa, mafya, teröre efendim bulaşan siyaset çirkef, alçak siyasettir. İlahi siyaset nedir? Adildir. Bütün insanlığın menfaatinadır. Siyaseti adile, bunun zıttı siyaseti zalimedir. İslam'daki siyaset ortamı insanlığın menfaatına en uygun olanı yakalamak ve onu yapmaktır. En faydalıyı yakalamaktır. İslam'ın tamamı ilahi siyasettir. İslam siyasete karışmaz derler. Pis siyasete karışmaz ama ilahi siyasettir tamamen İslam dini. Allah'ın siyasetidir. Çirkin siyasete İslam ne yapar? Karşı durur. İslam'ın kendisi adil siyasettir. Sosyal adalettir. Huzur ve insanlığın güvenidir. Onun için dahili harici siyaseti gözetin. Mükafat, mücazat değişmez, Allah'ın kanunudur. Nedir bu? Bu kanun, iyiliklerin karşılığında mutlaka mükafat alacaksın. Bu Allah'ın değişmez kanunu. Kötülüklerin karşısında ceza alacaksın. Suçun karşılığındaki cezayı alacaksın. Bu da adaletin şaşmaz kanunudur. İlahi adaletin bu da şaşmaz kanunudur. Affa uğramadığı, Allah affetmediklerine adaletini uyguluyor. Affettiklerini dilerse affeder. O ayrı. Ama siz kafir olun, ben affedeyim dememiş. Buna af da yok. Af olmayan bazı suçlar var. Küfre af yok, şirke yok, nifaka yok, kul haklarına yok af. Bunların çaresi ne? Küfründen vazgeçip imana geleceksin. Tevhid imanına. İslam'ın ortaya koyduğu imana. Birilerinin saçma sapan batıl inançlarına değil, İslam'ın ortaya koyduğu hak imana geleceksin. Küfürden vazgeçip imana gelip de tövbe ettiğin zaman bunun çaresi budur. Nifaktan vazgeçip doğru dürüst Müslüman mümin olacaksın. Münafıklığın bütün her şeyini terk edeceksin. Ve vahdete, tevhide, dürüstlüğe, sadakata geleceksin. Müslüman görünüp kafir yaşamayacaksın. Münafıklık budur. Müslüman görünür, kafir yaşar. Onun alametleri pek çok sayılmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Münafıklığın alameti çoktur. Onun için bunlar mükafat, mücazat, değişmez kanun, bunlar Allah'ın vaadi sübhanesidir. Okuduğum ayeti kerimelerde bunlar, bu kanunlar bir bir geçti. Müşrikler İslam'ın başlangıcında dünyada galip durumdaydılar. İslam daha yeni doğuyor, dünya şirkin eline geçmişti. Güçlü devletler vardı, şirke saplanmış ve süper emperyalist devletler vardı. Putperest devletler vardı. Mecusiler ateşe tapıyordu. Bizans'ın durumu ortadaydı ve Arap Yarımadası putperestti. Dünyanın diğer yerleri de böyleydi. Hanif dininde olanların sayısı çok yok diyecek kadar, parmakla sayılacak kadar azdı. İncil'in, Tevrat'ın, Musa'nın, İsa'nın yolundan sapılmıştı. Bir fetret devri ortaya çıkmıştı. İşte ayeti kerimelerdeki
Afetret devrinden de bahsedilmektedir. Onun için dünyaya şirk galip durumdaydı. Müşrikler egemendi. Ama tevhid imanı doğdu. Dünya şirkten kurtarılmalıydı. İbni Abbas'tan, Mukatil'den beni amire Seriye göndermiş. Kaynağında bu haberin İbni Abbas var, Mukatil var. Beni amire Seriye göndermiş. Peygamber Efendimiz, biri Maune'de hepsi şehit olmuştu. Buradaki ihanete uğradı bizim Seriye'miz. 3 kişi kurtulmuştu, kurtulanlar yolda düşman tarafından sandıkları 2 kişiyi, bunlar da düşmanımız diye bunları öldürmüşlerdi. Bunların emanları varmış, beni salim diyet istemişler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 4 halifesiyle otururlarmış, kalkmışlar, beni Nadir'e gittiler. Savaşmamak, diyetlere yardım yapmak için anlaşma, bunlar anlaşmalıydı, aralarında anlaşma yapmışlardı. Efendimiz durumu söyledi, onlar da buyurun, yemeğimizi yiyin, diyete yardım yapalım dediler. Ama görünüşte bu beni Nadir olayı, görünüşte böyle dediler ama peygamberi gizli öldürmeye kastettiler. Suikasta karar verdiler. Peygamber Efendimizin tepesine bir değirmen taşı atmaya gizli karar verdiler. Kim bunlar? Beni Nadir Yahudileri. Peygamberimiz bunlarla anlaşmalıydı. Aralarında barış anlaşması, sulh, dostluk anlaşması yapılmıştı. Ne yazık ki bakın, karşılarında Allah'ın alemlere rahmet peygamberini öldürmek için suikaste hazırlanıyorlar. Büyük bir taş yuvarlayıp ezmek istediler. Cebrail aleyhisselam hemen geldi, durumu haber verdi. Bir peygamber bütün insanlığa Allah'ın rahmetiyle, rahmet olarak, rahmet tecellisi olarak gönderiliyor. Bakın insanlık kendi en büyük dostuna, Allah'ın tecelli eden en büyük lütuf ve rahmetine ne yapıyorlar? İhanet yapmak istiyorlar. İnsanoğlu kattardır, nankördür. İstisnalar kaideyi bozmaz. Nitekim Cebrail aleyhisselam bunların ihanetini haber verdi. Efendimiz oradan hızla uzaklaşıyor. Dediler nereye gidiyorsun ya Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e. İşte yemeklerimiz kaynıyor, çömleğimiz kaynıyor dediler. Efendimiz o alemlerin rahmet peygamberi, bütün insanlığa kurtuluşu için gelen, herkesi cennete çağıran, sırf Allah'ın birliğine çağıran, saadet ve mutluluğa çağıran, hayat veren ilahi emirlere çağıran o peygamber dedi ki, niyetiniz haber verildi dedi. Görüyor musunuz? Kibar dille, nazik bir dille, niyetiniz haber verildi. Yani siz suikast yapıp beni öldürmek istediniz ama Allah Cebrail aleyhisselamı gönderdi, durumunuz bana haber verildi dedi. Beni Nadir Yahudileri tabii ki ne oldu şimdi? Bu da atanın rivayetidir ve taş olayıdır ki sağlam kaynaklara dayanmaktadır bu haberlerde.
Yine de bunca kötülük ve ihanetler karşısında Peygamberimiz yine affediyor, onlarla daima dost olmayı sürdürmek istiyordu. İlahi mesaj da böyleydi. Ama nereye kadar? Hainlik eğer devam ederse, o hainliğin içinde hainler boğulur gider, helak olurlar. Nitekim olanlar oldu. Nimet, hayıra ulaşmak, şerden korunmaktır. İslam tamamen bütün alemlere nimettir, rahmettir. Hazreti Muhammed bütün alemlere nimet ve rahmettir. Nimet nedir diye sorarlarsa, hayra ulaşmak, şerden korunmanın adıdır. Her hayır olan şey nimettir, her şerden kurtaran şey de nimettir. Demek ki şerden insanları koruyacak, bütün sana emniyet ortamını sağlayacak İslam dinidir. Her türlü hayra seni ulaştıracak yine İslam dinidir. Çünkü İslam tamamen rahmettir, nimettir. Hayırın tamamı İslam'ın hayırdır. İslam'ın şer dışında kalmıştır. Ve bu hayrın içine çağırıyor bütün insanlığı. Gerçek mutlu ortamın içine, güven ortamına çağırıyor İslam dini. Allah'ın güven ortamıdır. Çünkü İslam Allah'ın kurduğu düzendir. Bir de nakipten bahsediliyor. Nakip, teftiş için gönderiliyor ki nakip teftiş demektir. 12 sıpt, 12 torundan birer nakip göndermiş idi. Şam topraklarında Eriha'ya, Cebbarların memleketi idi orası. O zaman Kenanlılar oradaydı. Hazreti Musa bu 12 tane müfettişi gönderdi. Dedi ki onlara, sırrınızı kimseye söylemeyin dedi. Müfettişleri gönderdi ama sırrınızı saklayın, benden başkasına söylemeyin dedi. Bunlar gittiler, korktular. İkisi hariç ne yaptılar? Bunlar sırlarını söylediler. Bu ikisi hariç olan müfettişlerden, görevlilerden Kâleb bin Yuhanna ile Yuşa bin Nun, bunlar sırlarını sakladılar, öbürleri sırrı ifşa ettiler. Musa gibi bir peygamberin sözünü yerine getiremediler, emre itaat edemediler. Aleyhisselam, Musa aleyhisselam Allah'ın ülülazım peygamberlerinden birisidir. Kıymetli dostlarım, İncil'de yazılıdır. Ebu Hayyan şöyle diyor. Bir grup İsa Allah dediler. Yahudilerin durumu öyle, Hristiyanların durumu böyle. Bir grup İsa Allah'ın oğlu dediler, haşa, sümmaşa. Bir grup üçün üçüncüsü diye inanırlar. Müslüman görünen tarikatlarda da Allah'a şekil veren bu batıl inançta bulunanlar vardır. Bunlar Hristiyan inancından alınmıştır. Hulul etti diyenler, vahdeti vücutçular, bunlar Hallaç, Saffar, Lebbaç ve benzerleri bunlardandır diyor ki, Bahril Muhit'te bunları söyleyen Ebu Hayyan'dır.
büyük alimlerimizden birisidir Ebu Hayyan. Şimdi İslam tarikatlarına dikkat edin, Müslüman tarikatlara. Eğer Müslüman görünen tarikatlarda Allah'a şekil verenler, bazı müşebbehe gibi mezheplerde Allah'a şekil verenlerin tamamı, işte bunlar kimisi Budizm'den, Hinduzm'dan ve Hristiyanlıktan etkilenmişler ve bunlar Hristiyan inancından alınmış batıl inançlardır. İsa ile alakası yok, Musa ile alakası yok. İsa, Musa bunlar, İncil, Tevrat bunlar İslam peygamberleridir. Bunlar hep Müslümandır. Ve İncil, gerçek İncil, uydurma İncil değil, gerçek İncil, gerçek Tevrat bunlar Allah'ın kitaplarıdırlar. Ve Kur'an-ı Kerim bunları hep yenilemiştir. Çünkü onları ne yaptılar? Koruyamadılar. Yanlış mana verdiler, tahrif ettiler. Ve yanlış manalarla tayir ettiler. İşte onun için de Allah İslam şeriatıyla geçmişi yeniledi. Cizyeler, ağır vergiler gibi bakın neler ortaya çıktı. Tazirler ortaya çıktı. Tazir, yola getirme, terbiye cezası. Kötülüğü def etmek için önce Cenab-ı Hak terbiye metotları uygular. Ne yapar? Uyarır, yerden uyarır, gökten uyarır. Kıtlık verir, hastalık verir, çile verir, üzüntü verir, düşman saldırısı olur. Bunların tamamında insanoğluna kitapla uyanmayanları, nasihatla uyanmayanları Allah belalarla uyarmak ister. Onun için insanlar Allah'ın kitabını, Kur'an'ı ve Muhammed'i dinlemek kendi kârlerinedir. Yoksa ehli takvanın nasibi cennettir, ehli dünyanın nasibi Allah'ın belasıdır. Belalarla uyanmaktansa Allah'ın hak ve hakiki olan nur saçan öğütleriyle uyanmak, mutlu olmak gerekmez mi? Bizden söylemesi, Allah Teala ilmiyle, kudretiyle bütün alemlerin her şeyine hazır ve nazırdır. Arş-ı alayı nasıl hazır nazırsa, yeryüzünde, göklerde, ezelde, ebedde, her zerreye de nedir? Hazır ve nazır o şekil tecelli eder. İlminden kaçacak, kurtulacak. Onun kudretinden kaçıp kurtulacak ne ezelde, ne ebedde, ne yerde, ne gökte. Hiçbir şey yoktur. Allah'ı doğru tanı. Allah Teala ilmiyle, kudretiyle hazırdır, nazırdır. Her şeyi gören, bilendir, kuşatandır. Kudretiyle kuşatmış. İçten dıştan kuşatılmışsın. Kalplerimiz kuşatılmış, ruhlarımız kuşatılmıştır. Kalbinde iman varsa, ameli salih varsa, Allah sevgisi, muhabbet varsa, bunun karşılığında lütuflar gelir kalbine. Buna evliyalar ne derler? Cem'ül cem derler. Yani lütufların seni istila etmesidir. Kalbin kazanımı neyse o gelir karşıdan. Allah'tan gelir. Kalbinde şirk, küfür, nifak olduğu müddetçe kalbine onların karşılığı belalar gelir, sıkıntılar gelir, üzüntüler gelir. Patlayacak, çatlayacak haller gelir. Sanki göklere çıkıyormuş gibi bir bunalım gelir. Mutlu olman imkan ve ihtimali yoktur. Küfrü şirkli kalpten çıkarmak için Allah'tan yardım iste. Gerçek imana gel.
İşte bunları sana dünyada herkes söylemez. Bütün insanlık Allah'ın kullarıdır. Biz söylemek zorundayız. Dilimizi bilenler anlıyorlar. Bilmeyenler de, dilimizi bilmeyenlere de bilenler tercüme etsinler. Tebliğ etsinler yerli yerince. Tekrar tekrar bu hakikatları dinleyin, dinletin. 7'den 70'ine, bütün zürriyetinize, milletlerinize dinletin. Kurt, herkes kurtulsun. Mesela bu. İslam kurtarmaya gelmiş, İslam kurtarıcı. Ama İslam doğru dürüst anlatılmıyorsa, bu da anlatmayanların suçudur, bunların ağzına da ateşten gem vurulacaktır. İslam tarafsız, katıksız, katkısız İslam anlatılmalıdır. Hiçbir ideolojinin tesiri altında kalmadan, hiçbir grubun egemenliği altında kalmadan, hakkın egemenliğinde sırf hak için hakikati haykırabilmelidir. Biz aczimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Rahmetten kovma, bakın başa gelen belalar. Allah kimilerini rahmetinden kovuyor. Niye inanmıyor? Kabul etmiyor Allah'ın ilkelerini, kanunlarını. Rahmetten kovmalar oldu. Şeytan kovuldu. Şeytanın izinde gidenler hep rahmetin dışında kaldı, kovuldular. Kimisini Allah maymuna çevirdi, domuza çevirdi. Bakın maymuna, domuza çevirmeler oldu. Rezillik, felaketler yağdırdı Cenab-ı Hak. Başlarına nice belalar verdi. Cizyeler, ağır vergiler başlarına geldi, kondu. Bu haberlerin kaynağında da hem Kur'an-ı Kerim hem de sağlam ilim adamları bulunmaktadır. Ata bunlardandır. Hasan bunlardan, Mukatil bunlardan, İbn Abbas da bunlardandır. Radiyallahu anhüm ve erdam ecmam. İlahi hükümleri bozarlar. Allah'ın kitabını sakın bozmaya çalışma, kendin bozulursun. Geçmişte Tevrat'a, İncil'e ihanet ettiler, mahvoldular. Kur'an-ı Kerim'i bozma şansı yok ama insanlar kendini bozarlar. Yanlış anlar, yanlış yorumlar. Rant sağlamak için birinin keyfine kavuk sallar, domuzlaşır, ayılaşır. Efendim ne olur? İşte maymuna, domuza çevrilir. Kur'an çarpar. İnanmayanı, ihanet edeni çarpar. Kur'an'ın sahibi Allah'tır. İslam'ın sahibi Allah'tır. İslam, Kur'an, Muhammed ve kutsal yüce değerler ihanete gelmez. İhanet eden çarpılır. Allah'ın belasını hemen bulur, ya içinden bir bomba patlar, kalbinden patlar, beyninden patlar. Her günah bir bombadır. Nereden patlayacağını, o suçun karşılığında verilen cezalar, ona göre patlamalar ortaya çıkar. Volkanlardan daha çok patlamalar olur. Aklını başına al ey insanoğlu. Ben, bütün insanlık benim, benden, ben de onlardan. Bütün insanlık Allah'ın kullarıyız. Doğru söylemek gerekmiyor mu birbirimize? Kur'an-ı Kerim gibi yüce kitap varken neden bu doğru bilinip doğru anlatılmıyor? Anlatanlar müstesna, doğanlar müstesna, inananlar müstesna ama bütün insanlar, bütün insanlık gerçekleştirmemelidir. Allah'a olmasın ya.
İlahiyan hükümlerini bozarlar. Toplum olmasın. Hüllen bu yüz gün yetini yapan bozarlar. Hükümler hüllen bu yüz rata ihanet. İşte ben yüz Kadronun adamlarıdır. Hazreti Muhammed'e bugün ihanet eden, Müslüman görünen, Muhammed'i yok sayan, Kur'an'ı keyfine göre yorumlayan zındıklar da bu sınıftandırlar. Doğruyu söylemedikçe ne kendin kurtulabilirsin ne de başkalarına faydalı olamazsın. Faydalı olmanın yolu, kurtulmanın yolu Kur'an-ı Kerim'i doğru anlamak, insanlığa doğru anlatmaktır. Bunlara rağmen genel af görüyorsunuz. Bu ihanetler karşısında Hazreti Muhammed yine affediyordu. Genel af, güzel ahlakla muamele, İslami musamaha gösterilmiştir. Daima gösterilmiştir. Tarihler boyunca her milleti İslam korumuştur. Zimmetini almış kendi canı neyse zimmetinde olan başka milletleri korumuştur. Hristiyanını, Yahudisini, ateşperestini, mecusisini, ötekini, berikini hangi inanç dolusu olsun kendi egemenliği altındakileri korumak zorundadır. Müslümanlar koruyarak gelmiştir. Bir suç işleyen olduysa bu ferdidir, İslami değildir. Bugün İslam'ı terör kaynağı olarak göstermeye çalışanlar kendi dünyanın en baş teröristleridirler, İslam'ı bilmeyenlerdir. İslam bu dünyanın, ruhların, kalplerin ve kıyamete kadar bütün alemin barışı İslam'dır. Barışı sağlayacak da İslam'dır. Barışı yok edenler terörü üretenlerdir. İslam düşmanları barışı yok etmek için çalışıyorlar. Niye? Ellerindeki vurucu güçle birilerini vuracaklar, bir yerleri sömürecekler. Dava bu. Kızıl zihniyettir bu. İnsanlığın baş düşmanlığıdır. O silah senin elinde bugün vuruyorsun birine. Yarın öbürünün eline geçince öteki de sana vurunca şimdi baban canına mı değecek bu? Kan akıtmak vicdana sığar mı? İslam'ın barışı varken, sosyal adaleti varken, ilahi merhamet bütün alemi kucaklamışken sen bunu yok et, merhametleri yok et, Allah'ın rahmetini
yok etmeye çalış, ilahi adaleti yok etmeye çalış, barışı yok etmeye çalış ve ondan sonra kendi zulmümü dayat millete. Benim elimde şu var, bu var diye. O yarın da başkasının eline geçer veya geçmiştir. O zaman insanlığa yazık olmaz mı? Elindeki silahı kapıdan girip birisi eline alınca, sendeki silah ona geçince, çünkü su destesi su yolunda kırılır. Sen mafyanın başındayken, o mafyanın içinde birbirlerini yiyen, nice mafyalar görmedin mi? Yeryüzünde adaletin tesisi için çalış. Yapacağımız budur. Gelin buna karar verelim. Tevbe suresinin 29. ayetinde ehli kitapla cizye verip zelil oluncaya kadar savaşın. Bunlar kim? Kılıç ayeti bu. Kimdir? İncil'e ihanet eden, Tevrat'a, İsa'ya, Musa'ya, Kur'an'a, Muhammed'e ihanet eden zihniyetle. Bunlara karşı da ne yapacaksın? Zorbaların elinden imkanı alıp adalete, sosyal adalete ve merhamete dünyayı teslim edeceksin. Kur'an-ı Kerim'in bütün emirleri, cihadı, her şeyi dünyada barışı sağlamak, adaleti sağlamak içindir. Enfal suresinin 58. ayetinde hainlik edenlerle ahdi bozanlardan bahsediliyor burada da. Anlaşmayı, sözleşmeyi bozanlar, hainlik edenlerden bahsediyor. Enfal suresi 58. ayette. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman bunlarla, bunların nesedildiğine söyleyenler de bulunmuştur. Fakat bunların Sabuni bunun çoğunluk olduğunu söylemiştir. Fakat şunu da anlamak gerekir ki her suç affedilmediği gibi her suçta cezalanmaz. Bu da adalet bunu kendisi, kendi mekanizması için adalet bunları değerlendirir. Her suç affedilmez ama her suçta cezalanmaz. Cihanda bir kusur insan bulunmaz ve lakin her kusur teftiş olunmaz. Sözü de bunun için söylenmiştir. Şunu da unutmasın kimse, tövbe kapısı açıktır. Bütün dünyada tövbe istiğfar edip imana gelip bu barışa sarılmak, barışın içine girmek gerekmektedir. İslam tamamen barış, adalet, hak, iman ve ilahi nizamdır. Ve ilahi merhametin alemi kuşatmasıdır. İslam ilahi merhamettir, alemi kuşatan Allah'ın hem rahmeti hem merhametidir. İslam hem de adaletidir. İslam'ı başka türlü anlama. İnsanları özgür hür iradesiyle selamete ulaştırmak için gelmiştir insanları İslam dini. Hür iradenle iman edersin. Hür iradenle seve seve Allah'a kulluk edersin. İslam seni mutlu bir akibete götürür. O mutlu akibet cennettir, Allah'ın cemalidir. Dünyayı da dünyaya göre cennet haline getiren İslam'dır. Ruhlarda mutlu hayatı temin eden, hayat veren İslam'dır. Kalplerde, akıllarda aklı selimin yolunu çizen işte İslam'dır. Yine hak ruhtan bahsediyor. Hak ruh Hazreti Muhammed'dir. Bu hak ruhu İncil'de, Tevrat'taki bundan inkar ettiler. Hak ruh olarak geçer Hazreti Muhammed. Bak
Muhammed'i inkar. Bu insanların kârine değil işte. Rahmet peygamberi bu bütün alemlere. Nasıl inkar edebilirsin ki bunu? Kötülükte becerikli, sanayi ile övünenler, ticaret sevdası, Allah'ı ahireti unutmaları. Bunlar da kötülüğü alevledi. Kötülükte beceriklilik istitraçtır. Sanayi ile övünmeler. Sanayi Allah'ın sana beceri vermesi ve dünyada sanayi iyiye kullandığın zaman bu da Allah'ın bir nimetidir ama kötüye kullanma bunu. Sanayi ile övüneceğin yerde şükret Allah'a ve bütün insanlığın faydasına kullan. Ticaret sevdası, ticaret yap ama adil yap, sömürme, hak yeme ve bunu Allah yolunda insanlığın menfaatına kazan ve harca. Mutlu ol, başkalarının mutluluğu için çalış. Ben mutlu olayım, başkaları mutsuz olsun diyen vicdan, vicdan mıdır? O canavarların vicdanıdır. Hatta canavarlarda bir fıtrat vardır. Canavar fıtratı ekosisteme göre yaratılmıştır onlar. Sen insan yaratıldın. İnsan canavardan daha aşağı düşmemelidir. Benim olsun başkasının olmasın diyen vicdan, insan vicdanı, canavar vicdanı bile değildir. Daha aşağıdır. Niye? Canavarlar da kendi aralarında paylaşıyorlar. Allah'ı ahireti unutmaları. Allah unutulur mu? Her şey Allah'ındır. Bize her şeyi Allah verdi. Biz Allah'a aitiz. Bizim ruh ve bedenimiz de Allah yaratmadı mı? O yaşatmıyor mu bizi? Allah unutulur mu? Ahiret, ölünce dirileceksin. Gerçek alem orası. Burası muvakkaten imtihan alemi ve çalışma alemi, kazanma, karşılığını alma alemi cennettir. Ahiret alemidir, gerçek alem. Burası imtihan alemidir. İnsan imtihan salonunda niçin bekler? İmtihan salonunda imtihan biter. İmtihanı kazanan gider dairesine, görevinin başına. Dünyada da insanoğlu imtihanını kazanır, doğru cennetine gider. Allah unutulur mu? Ahiret unutulur mu? Böyle dünya olur mu? Yarın öleceğin, mezara gireceğin belli. 2 kere 2, 4'ten daha kesin. Ölmeyen var mı? Ağadan, paşadan, zenginden, fakirden hiç ölmeyen biri var mı? Generallerin elleri silah dolu. Orduların ortasında oturuyorlar. Azrail generalleri alıp götürmüyor mu? Doktorlar ellerinde ilaç dolu. Doktorlar Azrail aleyhisselam alıp götürmüyor mu? Hakimler, doğru hüküm veren veya doğru hüküm vermeyen hakimlerin Azrail kırtlağına çöküp alıp götürmedi mi? Götürmeyecek mi? Kimi götürmedi Azrail aleyhisselam? Zengin olduğu için Azrail'in bıraktığı bir zengin var mı? Azrail'in bıraktığı bir fakir var mı? Azrail aleyhisselam alıp Allah'a götürüyor. Hesap vereceksin. Allah'a hesap vereceksin. Aklını başına al. Bunu kendime söylüyorum. Seni de sevdiğim için bu gerçekleri birlikte paylaşalım diyorum. Görevimiz icabı. Rum suresinin 7. ayetinde Cenab-ı Hak, Yüce Allah Celle Celaluhu, يَعْلَمُونَ زَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Onlar sadece zahiri diyor, biliyorlar. Dünya hayatından diyor. Ama ahiret hayatından bunlar tamamen gaflet ediyorlar. Ahireti görmüyor.
Karnının acıktığını biliyor, ruhundan haberi yok. Bedenini görüyor, aklından, kalbinden, ruhundan haberi yok. Dünyayı görüyor, ahiretten haberi yok. Maddeyi görüyor, manadan haberi yok. Mahluku görüyor, Halık'ı hiç hatırlamak istemiyor. Böyle bir akıl olur mu hiç? Buna akıllı denir mi hiç? Mahluku görüp Halık'ı inkar etmek, hiç bir defa insana, aklı olana, vicdanı iman olana yakışır mı? Onun için Cenab-ı Hak Rum suresinin işte 7. ayetinde يَعْلَمُونَ زَاهِرًا diyor. Onlar zahiri bilirler. مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا dünya hayatından sırf zahiri bilirler. وَهُمْ onlar عَنِ الْاَخِرَةِ ahiret den ise هُمْ غَافِلُونَ onlar gaflet ederler. Ahireti bileceksin ey paşa dayı. Önce kalbinden ruhundan haberin olacak. Kalbine bak, kalbine, ruhuna bak. İman var mı, İslam var mı? Allah'ın istediği, Peygamber Muhammed'in getirdiği, bütün peygamberlerin ortaya koyduğu iman ve o vicdan, o hak ve o hakikat var mı ruhunda, kalbinde? Buna bir bakıver. İşte kendimizden başlayalım. Karşıda kusur aramaya kalkmayalım. Kendi içimizden baş bakalım şöyle. Doğruyu yanlışın ölçüsü Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Muhammed'dir. Aleyhissalatü vesselam. Cenab-ı Hak birçok nur saçan hakikatleri ortaya koyuyor. Biz de duyurmaya çalışıyoruz. Babilliler istila edince Ben İsrail'i Babilliler vaktiyle istila ettiler. Tevrat kayboldu. Kimsenin ezberinde de değildi Tevrat. Nice yıllar sonra kafalarına göre Tevrat yazdılar. İşte Maide suresinin 13. ayetine dipnot koyan meallere bakabilirsiniz. Bunu onlarda da bulursunuz. Başka kaynaklarda da bulursunuz. Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında türlü yorumlar, bozmalar, gizlemeye çalıştıkları Hazreti Muhammed'in peygamberliği meselesi haber verilmiştir. Dikkat et. Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında türlü yorumlar, bozmalar, gizlemeye çalıştıkları Hazreti Muhammed'in peygamberliği meselesi haber verilmiştir. Gizledikleri gerçeklerin başında Hazreti Muhammed'i gizliyorlar. İncil'deki Muhammed'i, Tevrat'taki Muhammed'i. İsa aleyhisselam sırf Muhammed'i müjdelemeye gelmiştir. Görevlerinden en önemlisinin biri buydu. Bunu gizlerler. Hepsi doğru yola davet edilmişlerdir. Karanlık ve sapıklıktan kurtulmaları istenmiştir. Bütün insanlıkla beraber. İslam, Kur'an, Hazreti Muhammed tüm insanlığın kurtuluşuna, mutluluğuna gelmiştir. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Gerçek bu, hakikat bu. Maide suresinin 73. ayetinde لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ سَالِسُ سَلَاسَ Bak ne diyorlar Yakubiye tarikatı Hristiyanların. Muhakkak Allah üçün üçüncüsüdür diyenler ne oldular? Kafir olmuşlardır diyor. Keldaniye gibiler. Yine tahkik üleması ki bunlara işleri inceleyen
inceleyen, akademik çalışmasını mükemmel yürüten kritikçi ulema işte ve tefsirciler bu görüştedirler. Biz Hristiyanlarız diyenler. Hepsinin benimsediği yanlış budur. Kimisi Allah'ı salisü selase diyor, üç tanıyor, kimisi üçün biri diyor ve kimisi de iki tanesi İsa'da, İsa'ya hulul etti ve İsa ilahtır diyor. Bunların tamamı İsa aleyhisselama da, Tevrat'a, İncil'e de, Kur'an'a da, Allah'a da, Peygamber Muhammed'e de iftiradır. Ve bunların hepsi yalandır, uydurmadır, şirktir. İsa Allah'ın güzel bir peygamberidir ve kendisi Allah'ın kuludur, elçisidir, Meryem'in oğludur. Doğrusu budur. Efendim, kritikçi ulemalar ve tefsirciler ise biz Hristiyanlarız diyenlerin hepsinin benimsediği budur. Yani bu yanlış salisü selase olayı. Baba ve Ruhul Kudüs'ün oğulda cesetlendiğini düşünürler. Baba, oğul, Ruhul Kudüs diyorlar. Baba ile oğul diyorlar. Baba ile Ruhul Kudüs oğulda cesetlendi diyorlar. İsa şekline girdi. İşte İsa Allah'tır diyorlar. Haşa sümaşa. Allah Meryem'in oğlu Mesih'ten yani İsa'dan ibaret derler. Ayet 17'ye bakın. Bunlar kafir oldular diyor. Bu küfürdür, şirktir. 3-1 demeleri Allah bir insandır gibi hulül iddiaları da ortaya çıkmaktadır. Allah'ın eşi benzeri yoktur. Allah her vasfında, sıfatlarında, esmasında birdir. Bütün başkaları ise Allah'ın yarattığı kullardır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Hep Allah'ın yarattığı mahlukattır. Allah'tan başka ilah yoktur. Tek Allah vardır. Allah'ın oğlu kızı olmaz. Allah'ın kulları olur. Yarattıkları olur. İşte bütün peygamberlerin inancı budur. Nedir? Allah birdir. Eşi benzeri, şerik naziri olmadı, olmayacaktır. Bütün peygamberler bu inançtadır. Sonradan yanlışlar ortaya çıkarmışsa birileri kendilerini de sapıttıklarını da mahvetmişlerdir. İslam kurtarmaya gelmiştir. 1400 senedir bu hakikati dünyaya Kur'an haykırıyor. Allah birdir diye kainatta bütün kainatın sesi duyuluyor. Kur'an bütün kainatın sesinin tercümanıdır. Nedir? Allah bir diye bütün alemler haykırıyor. Allah birdir diyor. Eğer iki olsaydı, bu yerler gökler böyle düzenli olur muydu? O derhal fesada uğrardı. Güneş doğudan doğup batıdan batıyor. İki olsaydı tanrılar savaşı çıkardı. Göklerde düzen, yerde düzen bozulurdu. İnsanın bu suretini birisi böyle yaratacağım derken öbürü başka türlü derdi. Her şeyde düzen bozulurdu. Allah'ın birliği açıktır. Allah birdir. Yaratmanın her türlüsünü bildiği için alemler içinde çeşitli yaratıklarla Cenab-ı Hak neler yaratmıştır? Çeşit çeşit mahlukat yaratmıştır. Mesih hakkında üç mezhep, Hristiyan mezheplerinden. Birisi diyor insandır. Yani İsa insandır diyor mezhebin biri.
Bunu bu insandır diyenler aforoz ettiler, öldürdüler. Dikkat edin. Korkunç bir şey bunlar. Bunların izahını yaparak devam ediyoruz. İkincisi, İsa ilahtır dediler. Yani Mesih-i İsa ilahtır dediler. İkincisi. Üçüncüsü, hem insan hem ilahtır dediler. Hem insan hem ilah olur mu? Bir defa insandan ilah olur mu? Bir defa düşün. İnsan Allah'ın kuludur, yaratığıdır, yaratılmış. Bu kadar. Allah'ın güzel kulları, kamil manada kulları olur. Hazreti Muhammed ve diğer peygamberlerin hepsi Allah'ın üstün derecedeki kullarıdır ama hepsi kuldur bunların. İskenderiye papazlarından Arius, işte buna dikkat et. Arius, Aryan mezhebini kurmuş ve Allah'ın birliğine inanmışlardır. İsa mahluktur, kuldur. Ve İsa kelimetullah'tır demişlerdir. Ve bunları sonradan aforoz etmişler, öldürmüşlerdir. Doğru söyledikleri için. Kim bunlar? İskenderiye papazlarından Arius. Aryan mezhebini kurmuş ve Allah'ın birliğine inanmışlardır. İsa mahluktur, Allah'ın kuludur, kelimetullah'tır demişlerdir. Birinci Konstantin zamanı ilk Hristiyanlığı kabul eden Antakya Patriği Şamsatlı polis ve tarafı da böyleydi. Bakın 1. Konstantin ve Antakya Patriği de diyor bu inançtaydı. İsa Allah'ın kuludur, Resulüdür diyorlardı. Bu doğru inançtır. İsa Allah'ın kuludur, Resulüdür yani peygamberidir. 2. Konstantin zamanı İstanbul Patriği Makdonyos da tevhidi kabul ediyordu. Bak, bu da kabul ediyordu. Apostolik havari mezhebi buydu. İşte, bakın bunların hep sonradan başlarına neler geldi. Bu doğru inançtakileri bakın ne yaptılar. Yeri geldikçe anlatmaya devam edeceğiz. 1. Konstantin zamanı miladi 325'te yani milattan sonra 325 tarihinde İznik'te konsil ruhani meclis toplanmıştı. Dikkat et. Ne kadar psikopos toplanmış biliyor musunuz? 2048 efendim psikopos toplanmış. Arius hariç onun aleyhine 318 kişi seçilmiş. Arius'u kafir ilan etmişler. Teslisi kabul etmişlerdir. İşte kuzunun kuyruğu 325'te kuzunun kuyruğu kopuyor. İsa'nın yolundan tamamen sapılıyor. İsa'nın yolu aleyhisselam İslam yolu idi. İsa bir Müslüman peygamberdir. Ve ona İncil kitabı gelmiş idi. İşte buna dikkat edin. Arius'u kafir ilan etmişler, teslisi kabul etmişlerdir. Teslis neydi? Allah'a üçlemek. Salisi selase, 3-1-1-3'tür diye inançlar var. Bunun ayrıntılarını da söyledik, daha da söyleyeceğiz. Hristiyanlık kanunlarını ilk defa koymuşlar. Bakın İsa ile alakası yok. Allah'ın oğlu gökten inmiş, Meryem'den doğmuş, böyle dediler. Dikkat edin, Allah'ın oğlu gökten inmiş, Meryem'den doğmuş.
şu inanca bakın. Hem Allah'a iftira, hem İsa'ya iftira, hem Meryem'e iftira. Allah Celle Celaluhu, İsa Aleyhisselam ve Meryem annemiz bu iftiralardan hepsi de münezzehtir. Allah Sübhan'dır. Şeriki naziri yoktur. İsa tertemiz bir peygamberdir. Meryem annemiz tertemiz bir kadındır. Bakın ne hale getirdiler. Bu değerli şahsiyet olan İsa'yı da Meryem'i de ne hale getirdiler ve Yüce Allah'a da nasıl şirk koştular. İsa bizim amentümüzde vardır. İsa Allah'ın hak peygamberidir. Pilatus zamanında asılmış. Bakın dikkat edin. Pilatus zamanında asılmış, defnedilmiş, üçüncü gün göğe çıkmış. Babasının sağında oturan, yine gelecek olan Mesih'e iman ederiz diyorlar. Yani diyorlar ki İsa Pilatus denilen bir hükümdar zamanında asıldı diyor Hristiyanlar. İsa asıldı diyorlar. Ve defnedilmiş diyorlar. Defnedildi o zaman diyorlar. Üç gün göğe çıkmış. Üçüncü gün göğe çıkmış diyorlar. Babasının sağında oturuyor diyorlar. Yine gelecek olan Mesih'e iman ederiz diyorlar. Bakın bu Hristiyan inancıdır. Ve yanlış bir inançtır. Babadan çıkacak olan hak ruha, vaftize, mamudiye ve katolik kutsal Mesih cemaatine dirilmeye, ebedi hayata iman ederiz. Allah'ın oğlu yoktur diyenleri, tek cevher değil diyenleri kafir ilan ederiz dediler. Dikkat edin. Allah'ın oğlu yoktur diyenleri, tek cevher değildir diyenleri, değil diyenleri kafir ilan ederiz dediler. Ve mukarrerat mezhebi resmen ilan edildi. Dikkat edin. Allah Mesih'ten ibaret dediler. Haşa. Mesih yani İsa'dan ibaret dediler. Bu görüşü yerleştirdiler. Ayet 17'ye bakın. Maide suresi ayet 17'ye bakın. Bu izah tarzının aslı kaynağı o ayette Yüce Allah kendi açıklamaktadır. Ruhul Kudüs, hak ruh dedikleri ise aslında kimdi biliyor musunuz? Ruhul Kudüs, hak ruh dedikleri ise son peygamber Hazreti Muhammed idi. Ona da yanlış mana verdiler üstünü kapatmak için. Onu keşfetmişlerdi. İncil'de ise bak ne diyordu İsa Aleyhisselam. Ben gideceğim diyor İsa. Ve benden sonra kendi nefsinden söylemeyen Faraklit hak ruh gelecek. Dikkat edin. Yani Ruhul Kudüs hak ruh gelecek. Ve her şeyi öğretecek. Ve benim söylediğim şeyleri size ne yapacak? O hatırlatacaktır diye Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Muhammed'i müjdelemiştir. Tekrar ediyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam Hazreti Muhammed Mustafa'yı müjdelemiştir Aleyhissalatu vesselam. Yani son peygambere iman edin demiştir kim? İsa Aleyhisselam. Son peygamber Muhammed'e iman edin demiştir. Ayet 14'e bakın. Maide suresi. 325'te bu kararlar alınmış. 3 asır sonra bakın Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam
peygamber olarak gelmiş. Bakın bunlar 325'te bu kararları alıyorlar. Bu yanlış kararları. 300 sene sonra da ne yapıyor? 571 yılında Hazreti Muhammed doğuyor. Ve peygamber olarak peygamberimiz Hazreti Muhammed geliyor. O zaman önceden onu İncil'de görüp iman ettikleri halde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelince de ne yaptılar? İnkar ettiler. Müslüman olanlar oldu, olmayanlar inkarlarına devam ediyorlar. Hala durum ortada. Ayet 17'ye bakın. Maide Suresi ayet 17'ye bir bakın. Cenab-ı Hak şimdi yine ayet 14'te de şöyle diyor. فَاَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. Ne diyor İlahi Lâye? Onların arasına düşmanlık diyor, koyduk diyor. Çünkü hakkı inkar etmenin ne büyük belası vardır, ne büyük çilesi vardır. Hakkı inkar ettin mi? Hakla savaşın başlamıştır. Sen Allah'la savaşıp da savaş kazanacağını mı zannediyorsun? İmana gel, İslam'a gel. Barışa gel, kardeşliğe gel, adalete gel. Hakka gel, hakikate gel. İnkar, şirk, küfür bunlar Allah'a iftira ve Allah'la savaştır. Allah'la savaş kazanan olur mu? Sapıklık muamması Allah ile peygamberi, Malik ile mülkü, Halik ile mahluku karıştırıp sapıklık düğümü gözleri, gönülleri karartmış. Allah'ı bilemez olmuşlardır. Önemine binaen bir daha söyleyeyim isterseniz. Sapıklık muamması Allah ile peygamberi, Malik ile mülkü, Halik ile mahluku karıştırıp sapıklık düğümü gözlerini, gönüllerini karartmış. Allah'ı bilemez olmuşlardır. Hak ruhu unutmuşlar. Yani Hazreti Muhammed'i ne yapmışlar? Unutmuşlar. Sonraki Katolikler bunun Mesih'ten çıkması şart diye bir madde eklemişler. Ne demek? Yani Mesih'ten çıkacak, Muhammed'den. Muhammed bizim Hristiyanların arasından gelmesi gerekiyordu diyorlar. Aynı yanlışı Yahudiler de yaptı. Ona da Siyon ve ırkçılık penceresinden bakarak ne yaptılar? Muhammed Yahudilerin içinden gelmesi gerekiyordu ve gitti Mekke'den peygamber çıktı dediler. Halbuki İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'den geliyor. İsa nereden geliyor? İsa da yine İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'ın soyundan geliyor. Musa da oradan geliyor. Ve diğer peygamberler de oradan geliyor. İshak, Yakup, Yusuf soyundan geliyorlar. Şu ayrıma bakın, şu bölücülüğe bakın, şu inkara bakın. İşte bunun Mesih'ten çıkması şart diye bir madde eklemişler. Kendileri uyduruyorlar bu maddeyi. Hak ruh diyorlar. Son peygamber gelince Hristiyanlık içinden çıkmadı. Çıkmalıydı, Hristiyanlığın içinden çıkmalıydı. Ama Hristiyanlığın içinden çıkmadı diye Hazreti Muhammed'i inkara sapmışlar ve inkar etmişlerdir. Bugün Müslüman olmayanlar aynı o maddenin kurbanıdırlar veya gafil ve cahil idirler.
Müslüman olmadıktan sonra kimseye kurtuluş yoktur. Müslümanım deyip de doğru Müslüman olmayanlara da kurtuluş yoktur. Ve sapma devam etmektedir. Dikkat edin, sapıklık devam ediyor. Sapma kaynağı İznik Konsili 325'e dayanır tarih olarak. Bundan, bu küfürden panteistler, monofizitler, yakubiler, melkaniler, yani katolik ve ortodokslar da sorumludurlar. Tefsirciler melkaiye, nesturiye, yakubiye mezheplerini konu etmişlerdir. Kıymetli ve muhterem izleyenlerimiz, amacımız İsa'yı, Musa'yı, İncil'i, Tevrat'ı, Muhammed'i, Kur'an'ı iftiradan, yanlışlardan kurtarmaktır, korumaktır, doğruyu söylemektir. Doğrular Kur'an'la açıklanmaktadır. Kur'an-ı Kerim geçmişin belgeleri ve geçmişin şahitliğini yapmaktadır. Allah'ın kitabıdır. Geçmişteki yanlışları ortadan kaldırıp ortaya doğruları koymuştur. Geleceğin bütün belgeleri Kur'an-ı Kerim'de vardır. Onun için Kur'ansız doğruya kimsenin ulaşma şansı yoktur. Doğruya ulaşmak Kur'an ve Muhammed'le mümkündür. Başka türlü imkan yoktur. Çünkü Cenab-ı Hak bunları geçmişin şahidi ve geleceğin belgesi olarak ne yapmıştır? Geçmişi İslam ile yenilemiştir Cenab-ı Hak, İslam şeriatıyla. Yine teshilde de şu görüşler vardır. Teshil de Tih çölünde yürüyor. Tüm gece sabah yine aynı yerde bulunuyorlar. 40 sene böyle çölde Tih'te kaldılar diyor. Yine Kudüs mukaddes topraklar demektir. İbni Kesir de şöyle diyor. Dostun dostuna azap etmez. İşte ayet 18'de Cenab-ı Hak ne diyor? Biz Allah'ın oğullarıyız, dostlarıyız, sevgilileriyiz diyen Yahudi Hristiyanlara Cenab-ı Hak ne diyor? Madem ki siz öylesiniz, Allah size niye azap ediyor diyor. Çünkü tarihte bunlar, bugün de tarihte de çeşitli suçlardan cezalandılar. Herkes için geçerli bu. Suç işleyenin karşısında hak ettiği ceza vardır. Ya affa uğrar, tövbe eder, istiğfar eder, gerçek imana gelir veya hak ettiği cezayı bulur. Bunun için kıymetli dostlarımız, Cenab-ı Hak doğruyu söylemektedir. Allah doğruyu söyler. Kur'an da Allah'ın kitabıdır. Melkaiye, Melikiye, Melkit mezhebi, İbranice Melk, hükümdar fırkası, Katolikliğe Ortodoks'da verilen isimdir. Rum Katoliklerine Melkit, Larus lugati, Katoliklerin ismi Ötikenler, Ötikenler ismi verilmiştir. Grek Ortodokslar da kalmış Beşerel lügatında miladi 451'de konsilde dördüncü konsilde alınan karara tabi olanların ismi Ötükenler. Ortodokslara bu isim verilmiştir. Hicri 4. asırda
İbni Hazm İslam alimlerinden bir tanesidir. İbni Hazm diyor ki Hristiyan mezhepleri, bu İbni Hazm Endülüslüdür. Hristiyan mezhepleri Melkaniye, Nesturiye, Yakubiyedir diyor. Bu da İbni Hazm'ın. Tabi Endülüs Avrupa'nın, İspanya'nın bizzat içinde olduğu için İspanya'da İslam devleti 800 sene yaşadığı için, Hristiyanların da iç iç oldukları için durumu doğru bilmeleri tabii ki onlar için önem kazanmaktadır. Ve bu bir doğru bilgidir. Yaygın olanı Melkaiye'dir. Melkaniye. Yaygın olan. Büyük Tedüs zamanı 150 piskopos toplanmış. İkinci konsilde Maktunyos ve taraftarları aforoz edilmiştir. Dikkat edin. Aryosilerden sonra Maktuniler de kaldırılmıştır. Yani kim İsa'ya Allah'ın kulu, peygamberi dediyse, Allah bir dediyse bunlar aforoz edilmiştir. Ermeni istiklalinde Küçük Tedos ne olmuş? Onun zamanında da miladi 428'de Nestorios Nesturiye mezhebini kurmuş. Bu da Ermeni istiklalinde Küçük Tedos yapıyor bunu da. Efendim ne yapıyor? 428'de Nesturiye mezhebini kurmuş. Güneşin pencereden doğması şeklinde olduğunu izah etmeye çalışmış. Efsus'ta 200 piskopos 3. konsilde bunu aforozla lanetlemişler. Dikkat edin. Doğruya biraz yakın kimi buldularsa aforoz etmişler. Yine miladi 431'de böylece Nasturilik de kalkmıştır. Varsa birkaç köyde, kentte kaldıysa kalmıştır. Bugün Musul'da Nesturi mevcuttur. Şu andaki Musul'da Nesturilerden bir köy bilinmektedir. Ötükes şahsi birlik mezhebini kurmuş. Monofizit, monofizim, bunlar Frenkler. Ötükes, miladi 451'de Kadıköy'de 330 piskopos toplanmış. 4. konsilde Ötüken aleyhine toplanmış. Yakubiler karşı çıkmış. Büyük Lyon, Küçük Lyon, Zenon, Nestas, bunlar Yakubi'ydiler. Yakubi mezhebindeydiler. Justin başa geçince Yakubilerin çoğunu öldürmüş. Justanos zamanı da Melkaniler arası ihtilal ve öldürmeler olmuştur. Yakubiye İstanbul rahiplerinden Antakya patriği Jakob Barada'ya aittir. Yakubiye İstanbul rahiplerinden Antakya patriği Jakob Barada'ya aittir. Tutucu monofizit. Allah Mesih'tir diyenler bunlar. Haşası maşa. Ayet Maide suresi ayet 17'ye baktığın zaman
ortaya bunun çıktığını görüyorsunuz. Meleğin insan şeklinde görünmesi gibi derler. Yani İsa Allah Mesih'tir. Yani İsa Allah'tır diyorlar. Meleğin insan şeklinde görünmesi gibidir diye bir yakıştırma, iftira da yapıyorlar. İki cevher bir olmuştur. İlahi cevher, insani cevher derler. Yani hem insan hem ilah diyorlar. Buna zırhlanma, hulul, aynaya aksetmesi gibi hulul ile derler. Bunlar birer birer şirktir. Monofizitlerin Yakubiye kiliseleri, Ermeni kilisesi, Suriye Yakubiye kilisesi, Mısır Kıpt kilisesi. Dikkat et. Monofizitlerin Yakubiye kiliseleri, Ermeni kilisesi, Suriye Yakubiye kilisesi, Mısır Kıpt kilisesi. Bunlar muvahhid ayonileri dışlamışlar. Muvahhid ne demek? Ayoniler Allah'ın birliğine inanıyorlardı. İşte bunları dışladılar ve afaruz ettiler. Diğer fırkaları içine almışlardır. Protestanlığı da sayabiliriz. İslam'ın tesiriyle 2. asırdan Hicri 145'e kadar kiliselerde Meryem Ana, Hazreti İsa, Hazreti Meryem, havariler, bunların resimlerine ibadetin putperestlik olduğunu anlayan ikonoklast put kıranlar denen Hristiyanlar ortaya çıktı. Dikkat et, İslam'dan etkilendiler. Baktılar ki Meryem Ana'nın resmine, İsa'nın resmine, efendim bunlar tapmaya başlamışlar, tapıyorlar, ibadet ediyorlar. Ve havarilerin resimlerine tapınıyorlar. Bunlar bu putperestliği İslam'dan etkilendikleri zaman ortaya diyor kendi işlerinden put kıranlar denen Hristiyanlar ortaya çıktı. İstanbul'un fethi, Doğu Roma'nın yıkılması, Hicri 9. asrın sonuna doğru, Miladi 16. asrın başlarında, Almanya'da Luther, dikkat et, bu bir rahip, Almanya'da Luther, papalara karşı reform hareketleri, dini siyasi protestanlık ortaya çıkmıştır. Dini bir taraflı, dini bir tarafı siyasi, efendim bu hareketler ile protestanlık ortaya çıkmış. 19. konsilde, ruhani mecliste, Lateran sinodunda aforoz edilmiştir. Yani Luther'i de bunlar ne yaptılar? Aforoz ettiler. Siyaseten aforoz edildikten sonra yine gelişmiş. İsveç, Danimarka, Prusya, İngiltere, Amerika'da neticede resmi mezhep olmuştur. Yani Lutherizm.
Reform sonucu ortaya çıkanların tümüne protestanlık denir. Buraya dikkat. Reform sonucu ortaya çıkanların tümüne protestanlık denir. Bunun fırkaları Luterizm, Kalvenizm, Presbiteranizm, Anglikanizm, Anabaptizm gibi fırkaları bulunmaktadır. Anglikanizm İngiltere'nin resmi mezhebidir. Katolikliğe yakındır. Fark papayı değil kralı tanırlar. Papaz bekar olamaz. Fakat papaz bekar olamaz. Ayınlar İngilizcedir. İngilizce tercümeden ruhani reislerin derece sıralaması tamamen aynıdır. Yani ruhani reislerin derece sıralamaları tamamen aynıdır. Tüm protestanların da teslis inancı katoliklerin aynısıdır. Görüyorsunuz tevhide ulaşamamışlar. Reform bunlara bir fayda sağlamamış. Protestanlar mürciye diller. Günah zarar vermez derler. Amele önem vermezler. İşte bu gibi arada böyle gerçek olmayan farklar var. Protestanlar mürciye diller. Yani günah zarar vermez. Amele önem vermezler. De böyle derler. Akıllarınca ahdi atik vesaire ile ahdi celit denilen dört İncil ve ekleri değerlendirirler. Hakimiyeti ruhani reisler heyetlerine dağıtırlar. Buna Pasteur denmektedir. İsa'nın çarmıh putundan başka kiliselerinde de put bulunmaz. Ruhani reisler heyetlerine dağıtırlar. Hakimiyeti ruhani reisler heyetlerine dağıtırlar. İsa'nın çarmıh putundan başka kiliselerinde put bulunmaz. Asli günaha bunlar da inanırlar. Halbuki insan